iyi ya. Merhaba, Lale Lale uyuyalım. O ne ya senin suratındaki? Uyuyun. Aa, hiç vaktim yok canım. Hadi lütfen please, sonra konuşalım please. Please değil, Filiz bu bir. İkincisi de ben bu koskoca gördüğün holdingin patronunun, müdürünün karısı oluyorum yani burada, bu da iki. Koskoca olduğu belli maşallah. Dombilik Cumhuriyeti gibi. Bana bak lay lay loy. Sana şu tutkart diye bir geçiririm vallahi, ne olduğunu şaşırırsın yani. Bana bak kızım. Seninki gibi böyle miras değil bizimki. Alın teri. Burada benim baby girl'lerim var. Ona göre akıllı olacaksın. Hakkında zaten böyle şikayetler duyuyorum yani. Tipe bak ya. GDO'lu Merlin Morro. Bas! Hı? Ne diyorsun ya? İkla Berit kim tanıyor ya bunlar? Sen benim ne dediğimi çok iyi anladın. Sen buraya ahtapotluk yapmaya mı geldin Almanyalardan? Parana mı güveniyorsun ya sen? Parana mı güveniyorsun sen? Sen parana mı güveniyorsun yani? Seni var ya avroya çeviririm, mahmut paşalarda avro avro harcarım seni ben. Hey hey hey! Nasıl sözler bunlar Biricim, ne yapıyorsun? Çift pasaportlu insan var senin karşında, lütfen biraz daha seviyeli. Kusura bakmayın Leyla Hanımcığım. Kain problem, tamam. Hayatım bir tanem, neyi paylaşamadın kardeşle? Kardeş kardeş oynasanız ya. Hı? Ya tamam önemli değil, herhalde kendisi birazcık stresli mi artık? Depresyon falan galip. Ha, depreşiyim ben. Öyle bir depririm ki yani. Böyle nasıl depi verdiğimi sen fark edemezsin yani. Benim gözüm senin üstünde kızım. Görüşürüz Erol. Allah Allah. Çekici miyim kız ben yoksa? Ne diyorsun Erol sen ya? Ha? Yok kızım ne alaka? Ne? Kavganın içinden çekip çıkardım ya yine seni. Onu kastettim ama maksadını aştı. Ne kavgası ya? Kavga falan yok. Kavga olsa çünkü o ortada olamazdı yani. Sadece küçük bir laf atışması. Eyvallah. Abimsin. Buyurun odamıza geçelim. Lütfen önden buyurun. Buyurun. Onur'a öldürücü darbeyi vuracak hamleyi buldum. Anacığım, öldürücü derken bizim elimizin ayarı olmayabilir. Çok da ileri gitmeyelim. Oğluşum öyle bir şey değil. Bak şimdi çok iyi dinle beni. Onur'la Lale ayrıldılar, tamam bunu anladık ama yani bu işi bizim bir resmileştirmemiz gerekmiyor mu artık değil mi? Evet, resmileştirmemiz gerekiyor. Kabuslarıma giriyor yemin ederim. Onları mutlu mesut görmek istemiyorum. Çoluğuyla çocuğuyla tiksinç yemin ediyorum. Onlar ayrılmadığı sürece resmen bize huzur yok. Ayrıca Layla'nın bakışlarını görmedin mi? Görmem mi? İçime düşecekti. Gözüyle soydu beni. Avramdan mı etkilendi acaba? Karizmam yerle yeksan etti. Belli etmiyor ama... ama bunlara da aldanacak değilim. Çünkü o triplex evliliğimden de çok memnunum açıkçası. Onu da yıkacak kadar şuursuz değilim. Korkma anacığım. Oğlum deli deli konuşma. Leyla kancayı sana değil Onur'a taktı, görmüyor musun? Allah Allah, nesine taktı Onur'un? Benim neyim eksikmiş Onur'dan da gitti Onur'a taktı kancayı. Ay oğlum nesine taktıysa taktı, boşver nesine taktı Allah Allah. Biz ne yapacağız şimdi, bizim yapmamız gereken ne onu söyle bana. Onu tam bilemiyorum, merak içindeyim. Söyleyeyim mi? Hazır mısın? Her zaman. Onur'a kumpas kuruyoruz. Onur ve Layla'nın aynı otel odasında basılmalarını sağlıyoruz. Basını arıyoruz, basını çağırıyoruz, basın da geliyor. Şakkadanak, 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 şakkadanak fotoğraflarını çekiyorlar. Lale de Onur'u şak diye boşuyor. Ben hallediyorum, sen keyfine bak. Wow, 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 nasıl yanlış ya? Baklavalar. Nasıl yani? Ya, baklavalar yersen. Ben halletsem. Aa, pardon Onur Bey, pardon. Canım. Durun çekmeyin bir saniye. Peki eşinizin kendisini otel odalarında aldattığınızdan haberi var mı? Kimseyi aldatmadım. Şu an yaptığınız çok büyük bir saygısızlık var ortada. Siz ne hakla benim odama giriyorsunuz ya? Çıkar mısınız? Ne zaman sevgilim? Ya çok geriyorsunuz bu arada farkındaysanız. Gerildiği için konuşmak istemiyor. Sonra konuşalım. Sevgilim de rica ederim ama gerçekten hanımefendi... Onur Bey, Lale Hanım'dan ayrılıyor musunuz? Lale Hanım'ın bundan haberi var mı? Ya rica ediyorum. Ben kimseden ayrılmıyorum. Bak kameraları görüyorum. Kapatır mısın? Kamerayı kapat. Hayal etmesi bile güzel. Vallahi hayal etmesi bile muhteşem biliyor musun? Aman oğlum tamam bırakalım bu hayalleri. Allah toplantıya geç kalıyoruz. Hadi yürü bakayım hadi. Nasıl? Sen de mi geliyorsun? Herhalde ben de geliyorum ya. Herhalde ben de geliyorum. Böyle önemli bir entrikada seni yalnız başına bırakacak halim yok herhalde değil mi? Hadi. Yemin ediyorum tam bir businesswoman'sın sultanım. Görev ne gerektiriyorsa o oluruz Erol'cum. Helal olsun be. Helal olsun. Hadi yavrum. Mission Impossible'ın tesenesi. Helal olsun. Evet, yine bu proje özelinde de şirket politikamızdan asla ödün vermedik. Belki dikey kentleşmeye yeni bir halka ekliyor olabiliriz. Ama bizim en büyük farkımız bu binalar sıfır karbon salınımını hedefleyen çevre dostu akıllı binalar. Allah Allah, ne kadar da lider vasıflı bir çocuk değil mi? Ne kadar da parlak bir çocuk. Sadece vücudu değil, beyni de kas. Ay çok hoş, ah çok hoş. Çok sıkıcı bir şey söyleme Onur, çok sıkıcı sürekli iş. Ah Onur'um, ah Onur'um ah. İkisi de elimde büyüdüler biliyor musun? İkisini de çok severim, hiç ayırmam oğlumdan bilir bak yüzü burada. Fakat şimdi yani aile hayatında bu Onur o kadar mutsuz oldu ki. E ne yapar bir erkek? Ne yapar mutsuz olunca ailede gider mutluluğu işte arar değil mi? İkisinin de başarılarıyla yıllardır gurur duyarım. Aynı yani bu da. Ben sana söylemiş miydim bunları daha önce? Ya 50 kere falan söyledin. Öyle ama öyle. Anam çok talihsiz bir evlilik yaptı. Yani şu anda evliliği tamamen bir formaliteden ibaret yani. Ha gerçek. Gerçek tabii ki. Evliliği tamamen kağıt üzerinde böyle bir şey yani onun evliliği. Ah canım o yüzden böyle iş. Ne yapsın? Ay ben sana bir şey soracağım kızım. Bu toplantı birazdan üst katta senin suitinde devam edecek değil mi? Ay ya evet tabii plan bu yani. Buradaki şey bittikten sonra biraz relax, sohbet güzel olacak. Ya. Her şey hazır. Adamları aradım. Ay bizim toplantımız yalnız yarın ertelendi dedim. İnşallah foyamız meydana çıkmaz anacık. Foya ve biz. Saçmalama Erol. Yavrum sesimi değiştirdim. Sekreterim, mekterim bir şeyler uydurdum işte. Ayrıca resepsiyondan odanın yedek kartını da aldım çantamda. Yemin ediyorum Mission Impossible'ın tezenesi. O dükkanın başında benim yerime senin olman lazım anacık. Ben varım zaten yavrum. Şirketin gölge CEO'su benim. Çok şükür. Yalnız lütfen artık sen de üzerine düşeni yap. Gir şu odaya 2 dakikacık Onur'a görünmeme. Kaç. Hemen kaç odada. Onur ve Leyla yalnız kalsınlar. Annen için kafi. Çünkü annen için her şeyi düşündü. Helal olsun. Geliyor. Konuş kafese girdim. Gördüm. Hadi yavrum sıra sende. Göster kendini bütün dünyaya. Dünya çok büyük. Hadi yavrum gözüm kara çıkarma böyle oldu inşallah. Telefon nerede? Kuzi, nereye? Yatırımcılar içeride. Nereye gidiyorsun artık? Hadi. Telefonum aşağıda kalmış. Onu alıp geleceğim kuzen. Toplantı odasında. Tamam, aldırırız telefonu. Tamam, alıp geliyorum. Bekle 2 dakika. Onurcuğum, aldırırız. Gitme. Allah Allah. Bekle, oyala geliyorum. Hadi. Gel, çabuk al gel. Hadi, tamam. Çabuk al gel. Hiç anlamadım. Gel kurutalım bunu o adamlar gelmeden. Ha, Erol, çok özür dilerim. Dumkop ben ya. Estağfurullah. Hayır, olur mu öyle şey? Yo, tamam ceketi bırakın. Hayır, lütfen. Bacım ne yapıyorsun? Kurum. Vallahi son düğmeyi de açtınız. Helal olsun. Tamam. Sen de tamam, çok alayım ben. Kayıt yapılıyor, görüyorum orada arkadaşlar. Özel hayat, lütfen ama. Eşinizin kendisi okuldan Onur'la aldattığınızda haberi var mı? Hayır, aldatma falan yok. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın, öyle denilmesin. Erol Bey, eşinizle mutlu değil misiniz? Vallahi mutluyuz, güzel bir evlilik. Ne anlatıyorum ben acaba? Niye cevap veriyorum? Ben hanımefendiyi tanımıyorum bile. Ya ne yapıyorsun? Ben bunları zaten hiç tanımıyorum. Buraya gelir misin? Çok özür dilerim, sizi de zor durumda bıraktım şu anda panik haliyle. Şimdi ben hemen izah edeyim de yani basın mensupları kusura bakmayın, biraz da dağını. Değerli... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.